Yavuz Eroğlu'na ben döneceğim şimdi. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı. Efendim siz de duydunuz Sersin Bey, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nı. Aslında onun bıraktığı yerden sorumla başlamak isterim. Eğitim konusu. Yani sonuçta ara eleman sıkıntısının devam ettiğini tüm sektörlerle konuştuğumuzda söylüyorlar. Dünyanın bazı bölgelerinde mesela, hatta siz de biliyorsunuz, çalışacak adam aranıyor. Şimdi böyle bir sıkıntı söz konusu pandemi sonrası. Sektörde durum nedir? Evet, Zeliha Hanım, öncelikle çok önemli bir konudan başladık. Şunu söylemem lazım. Şu anda yayının başında da vardı. Dünyadaki konjonktür, enflasyonist bir ortam bütün dünyada. Buna karşı merkez bankalarının hızlı bir şekilde parasal sıkılaştırma politikaları, bunun da bizim gibi gelişmekte olan ülkelere olumsuz yansımaları, tüm bunları konuşurken aslında bu çevrimler, işte euro dolar paritesinde yaşadıklarımız yine yayında vardı. Tüm bunların esas çözümü, bunlara daha az etkiye açık olmamızın yolu çok basit. Yüksek katma değerli ürün üretmek, yüksek teknoloji ürün üretmek. Dolayısıyla da burası da geliyor. Nereye geliyor? Beşeri sermayeye geliyor. Sizin sorunuzdaki. Yani yetişmiş insan. Meslek liseleri özellikle çok önemli. Mesleğin ilk adımına en azından dilini, bu dilin nasıl konuşulduğunu, meslekle ilgili dilin bilen insanların yetişmesi gerekiyor. Biz özellikle plastik kısmında, PAGEV kısmında kendi iki tane lisemiz var, meslek lisemiz. 2000 tane öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizi sektöre hazırlıyoruz meslek liselerimizden. Bunlarla amacımız da yüksek teknoloji ürün üretebilmek. Bunun tabii meslek liseleri gelişimi açık bir konu. Hem plastik sektöründe daha fazla ihtiyacımız var, hem de Türkiye olarak da beşeri sermayenin geliştirilmesine çok önem vermemiz gerekiyor. Demin açtığım konudan hemen şuraya gelmek istiyorum. Beşeri sermayeyi geliştirmenin amacı ne? Niçin bunu yapıyoruz? Yüksek teknoloji ürün yapalım diye. Yüksek teknoloji ürünü niye yapmak istiyoruz? Katma değerimiz olsun. Bu tür dünyadaki dalgalanmalara karşı, euro dolar öyle mi oldu, böyle mi oldu? Efendim öbür tarafta dünyadaki enflasyonist durum bu mu oldu? Niye bizi çok etkiliyor? Çünkü ürünlerimizin katma değeri düşük. Yani marjları çok az. Az marjlı bir ürün yaptığınız zaman en ufak dalgalanma, finansal piyasalardaki, dünyadaki konjonktürdeki ülke olarak sizi çok etkiliyor. O yüzden belki bu noktada beşeri sermaye noktasında çok daha fazla Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu anda yaptığı bir çalışma var. Bunun daha çok yayılmasını istiyoruz. Nedir o? Özellikle hoşumuza giden. Eskiden meslek liselerindeki öğrenciler okulda teorik eğitim ve okulun atölyesinde pratik eğitim yapıyordu. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığımız güzel bir uygulama başlattı. Öğrencileri aynı zamanda fabrikalara haftanın önemli bir sayısı günü, yani 3-4 günü fabrikalarda aktif olarak çalışıp kalan günlerinde okulda bulunuyorlar. Yani bir nevi eski çıraklık sistemi vardı. O sisteme yönelik bir çalışma var. Bunlar tabii uzun süreli çalışmalar ama muhakkak birinci derecede önem vermemiz konular diye düşünüyorum Zeliha Hanım. Peki şimdi daha önce aslında tabii konular çok yoğunluklu olarak değişmekle birlikte pandemi sonrasında bu mesleki eğitim meselesinde dikkatimizi çeken konu, benim özellikle konuştuğum iş dünyasında sanayi odaları, ticaret odaları kendi çabalarıyla bu meslek liselerini ve eğitimle ilgili atılımları yapıyorsunuz. Ancak burada biraz da devlet, üniversite, sanayi işbirliği ihtiyacı yok mu acaba? Ya da devlet, lise, üniversite, yani eğitimle ilgili kamu, işte devlet dediğim kamu, sizler ve liseler veya üniversiteler. Böyle bir çalışma, daha bütünlüklü bir çalışma olmaz mı acaba? Bu konuyu ben bilmiyorum ama herhalde bir 10 yılı konuşuyoruz. Henüz bir adım atabilmiş miyiz, ne ölçüdeyiz merak ediyorum. Buyurun. Evet, bu dediğiniz yönü çok önemli. Çünkü meslek lisesi ayağını söyledim. Bizim o konudaki iki tane okulumuzla ilgili faaliyetimizi söyledim. Bunu niye söyledim? Bir tarafta da şunu da görüyoruz. Aynı şekilde meslek yüksek okulları var devlet üniversitelerinde. Ama baktığımızda bunların bazen atölyeleri yetersiz oluyor. Belli şeyler noktasında gelişme açık yönleri oluyor. Bizim mesela çok İstanbul'da bilinen üniversitelerimizde yaptığımız protokoller var. Bu protokoller çerçevesinde o üniversitelerimizdeki öğrencilerimiz bizim okullarımızdaki
teknik imkanlarımızdan yararlanıp atölye, bilgi, bu tür gelişim faaliyetlerine katkı yapabiliyorlar. Ama diğer taraftan üniversite sanayi işbirliği dediğimiz zaman orada çok önemli bir konu var Zeliha Hanım. O da şu, üniversite sanayi işbirliğinin olabilmesi için arz talep dengesinin oluşması lazım. Ne anlamda? Bilgi arz talebi. Şunu kastediyorum, eğer sizin sanayi olarak yüksek teknoloji üretimle ilgili bir vizyonunuz, o yönde bir çalışmanız yoksa üniversiteden talep eden bir yapınız olmuyor. Dolayısıyla hani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan diye bir tabir gibi üniversite sanayi işbirliğinde de ülkedeki yüksek teknoloji üretime giden yolda firmaların da çok net bir vizyonu, o yönde çalışması olması lazım ki sanayi işbirliği birbirini tamamlayan üniversiteyle bir yapıda olsun. Bu noktada da üniversitelerin de sanayicilerimizin de özellikle katma değerli yüksek teknoloji ürüne yönelme süreçlerini hızlandırmaları lazım. Peki evet, bu nasıl olacak? Çok önemli bir nokta. Deminki yayında yine vardı. Burada özellikle en önemli konu bir tanesi beşeri sermaye söyledik. Diğer kısmı da finansal sistemi Türkiye'de seçici kredilerle özellikle yüksek teknoloji ürünleri üretecek firmalara yönlendireceğimiz bir altyapımız olması lazım. Bu konuda belli çalışmalarımız var, yapılmış işler var ama eksikleri de var, gelişime açık yönleri de var. Çünkü Türkiye'de bu süreci tamamlayamazsak, yüksek teknoloji ürünleri bir yere getiremezsek, bütün bu konuştuklarımız aynı çevrimi, sürekli aynı şeyleri konuşuyor durumda kalacağız. Evet. Geçen güzel bir şeyle bitireyim bu kısmını. Sanayi verileri açıklandı birkaç gün önce. Açıklanan sanayi verileri içinde aslında en çok dikkat eden kısım, edilmesi gereken kısım ama çok gündeme gelmeyen kısım, yüksek teknoloji ürünlerde geçen senenin aynı ayına kıyasla %45.6 artış oldu. Aylık bazda da %4.9 artış oldu. Esas konuşmamız gereken, yani şu eskilerin tabiriyle fasit daire, şimdi modern tabirle çıkmaz sokak gibi aynı yerde dönen konuşmalar yerine yüksek teknoloji üzerine ülke olarak odaklanıp finansal sistemi de o tarafa yönlendirmemiz gerekiyor ki bütün bunlar birbirini tamamlasın. Peki, o zaman oradan hemen büyüme tarafına geçeyim ben Yavuz Bey. Şimdi Türkiye'de büyüme beklentisi hali hazırda zaten koruyor kendisini. Her ne kadar bazı kurumlar aşağı çekse de bazı kurumlar da yukarı revize ediyor. Bu tarafını bir kenara koyayım ama şimdi kapasitelerin dolduğu, ki bunları sizinle daha önce konuştuk ama kapasitelerin dolduğu yeni yatırım ihtiyaçlarından bahsediliyordu. Şimdi sanayici nelere öncelik vermesi lazım? Daha doğrusu sanayicinin daha rahat büyümeye katkı sağlayabilmesi için nelere öncelik verilmesi gerekiyor? Öyle sorayım. Bir de OSB'lerle konuştuğumuzda ya da sizlerle konuştuğumuzda özellikle yeni yatırım yapılacak alanlar, yerler konusunda problemler olduğu ifade ediliyordu. Sektörde durum nasıl? Büyüme dediniz. Yani şu anda dünyanın bu içinde olduğu enflasyonist ortam, diğer tarafta parasal sıkılaştırma, Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olarak yaşadığı bu süreçle ilgili yansımalar, tabii ki hepimizin üzerinde net olması gereken şey şu: büyüme ama neye rağmen büyüme? Büyüme ama nasıl büyüme? Dolayısıyla bizim Türkiye olarak şu anda büyüme modelimiz ne olursa olsun büyüme değil de kaliteli, seçici bir büyüme modeli olmalı ki hem bu enflasyonist ortam içinde vatandaşa çok ciddi bir yük bindirmeyelim ama diğer taraftan da ülkenin büyüme gelişme potansiyelini de günlük konularla bağlayıp onu da yok saymayalım. Bu ne demek? Kaliteli büyüme demek. Kaliteli büyümeyi nasıl açıklayabiliriz? Şöyle diyebiliriz. Bizlerin kaliteli bir büyüme yapabilmek için elimizdeki kıt kaynakları belli seçici sektörlere yönlendirip bunlar üzerinde büyütmemiz lazım. Demin dediğiniz, daha önceki yayınlarda da sizle konuşmuştuk. Özellikle sanayinin kapasite kullanım oranları artık %76'lar, %80'lere yaklaştı ki artık alarm veriyor. Yeni yatırım yapmamız lazım. Eğer yeni yatırım gelmezse ihracattaki, sanayi büyümesindeki başarımızı sürdürülebilir kılamayız. Peki bunun için neye ihtiyaç var? Finansmana ihtiyaç var. Neye ihtiyaç var? Uygun, uzun vadeli, belli şartları sağlamış bir finansman. Bunun yapılabilmesi için enstrümanlar var mı? Evet, var ama bunların sahada uygulamaları yeteri kadar doğru bir şekilde uygulanamıyor. Neler oluyor onu söylemek istiyorum hemen. Baktığınızda özellikle BDDK'nın,
özür dilerim. Bu son durumda Merkez Bankası'nın yatırım taahhütlü avans kredisi veya yine aynı şekilde KGF'nin imalata dayalı ithal ikamesi paketi, bunlar hep uzun vadeli seçici yüksek teknoloji yatırımları desteklemek için kurulmuş paketler. Ancak baktığınızda şöyle bir sıkıntı var. Son yapılan bu BDDK'nın açıkladığı paket TL sınırlamalarında, evet, yani dövizle alakalı sınırlamada şöyle bir sıkıntı oluştu. 10 yıllık vadeli bir krediden süresi boyunca, yani 10 yıl boyunca bunu kullanan firmanın hiçbir zaman 15 milyon TL'nin üzeri dövizi olmaması, taahhüdünde bulunması doğanın kanununa aykırı, hayatın olağan akışına aykırı. Dolayısıyla sahada bu tür sorunlar var. Bunların, evet, çözülmesi gerekiyor. Diğer taraftan da bu demin bahsettiğim şekilde bu kredilerin seçici bir şekilde ve kaliteli büyümeyi sağlayacak şekilde yüksek teknolojilere aktarılması gerekiyor. Sorunuzdaki diğer konu, tabii firmaların finansmana niye ihtiyaç duyuyorlar? Bir tarafı teknoloji, beşeri sermaye bulundurmak için. Diğer tarafı da altyapılarını oluşturabilmek için. Yani fiziki binaları, yerlerini oluşturabilmek için çok ciddi bir maliyet haline geldi bu. Bu noktada da Türkiye'de yeteri kadar sanayi arazisi maalesef yok. Baktığınızda OSBİK Başkanımızın açıklamalarında vardı. Türkiye'deki sanayi arazisi oranı toplam arazinin %0.3'ü. Bu Almanya'da %4.5. Yani 10 katından daha fazla bir alan sanayiye ayrılmış durumda. Bu da ne oluyor? Az sayıdaki sanayi arazisi için talep de çok olduğu zaman inanılmaz bir ranta dönüşüyor. Evet. Bunun bir an evvel çözümlenmesi lazım. Sanayi alanlarını, evet, çevreyi de çok önemseyerek ama ülkede kaliteli bir kalkınmayı oluşturacak şekilde çoğaltmamız gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz bir de Avrupa Birliği Rusya'daki arz sorunları nedeniyle gaz talebini %15 kısma hedefi belirlemişti. Şimdi bizim Avrupa ihracatımız çok yoğun. Parita tarafı var. Bir sürü sizlerin zorluk çektiği taraflar var. Fakat bu noktada enerjideki bu yaşanan problem, savaş, artık ne isimlendirirsek, özellikle sizin gibi ağır sanayi ya da çok fazla enerji kullanan sektörler adına ne anlam ifade ediyor? Yani Euro bölgesinin sıkıntı olacak gibi duruyor ki başladı. Bir de Türkiye yansıması var. Ne dersiniz? Zeliha Hanım, yoğun elektrik kullanan sanayilerden dediniz bizim sektörümüz için. Onu bir sayıya da dökeyim isterseniz. İmalat sanayinin Türkiye'de kullandığı elektriğin %16'sını tek başına plastik, kauçuk ve petrokimya sanayi birlikte tüketiyor. Dolayısıyla gerçekten enerjiyi yoğun kullanan bir sektör. Enerjiyle ilgili maliyet yapısı anlamında, tedarik anlamında çok ciddi hassasiyeti olan bir sektördeyiz. Şimdi şunu söylemek lazım. Dünya konjonktüründe yaşanan, özellikle bu Rusya ile ilgili gaz sıkıntısının muhakkak ki bizim en önemli ihracat pazarımız olan Avrupa'yı etkilemesi ve sonuçta da Türkiye'nin de bundan etkilenmesi beklenecektir genel ekonomi anlamında. Ama diğer taraftan bazı fırsatlar da öne çıkıyor, onu da söylemem lazım. Biz sizin yayınlarınızda da uzun süre hep dile getirdik, Türkiye'deki enerji fiyatları ile ilgili sıkıntıları dile getirdik. Ama şu anda şunu söylemem lazım, Türkiye'deki enerji fiyatları Avrupa'dan, dünyanın birçok yerinden çok ucuz. Dolayısıyla şu anda enerji kullanan sektörler için tam tersine ciddi anlamda bir avantaj ortaya çıkmış oldu. Kamunun ciddi anlamda enerjide bir sübvansiyonu var. Bunu görüyoruz. Evet, her ne kadar artışlardan hepimiz şikayetçiyiz ama biliyorsunuz sanayiciliğin birinci özelliği rekabet üstünlüklerini iyi ölçebilmek. Geçmiş dönemde şikayetçi olduğumuz konu, bizim enerji fiyatlarımız Avrupa'nın çok üstündeydi ama bugün Avrupa'nın enerji fiyatları Türkiye'nin çok çok üstünde. Bu da Avrupa'da üretim yapan, orada üretim yapan firmaların yerine Türk firmalarının ürettiği mamullerin Avrupa'ya bir yönüyle bir fırsat oluşturabileceği görünüyor. Bu arada çok özür dilerim. Evet. Bu arada dedim ya, Rusya'da arz sorunları nedeniyle gaz talebinin %15 kısma hedefi belirlemişti. Şu an bir son dakika geldi. Avrupa Birliği bu konuyla ilgili Rusya'dan tedarik endişelerinin artması sonrası doğalgaz tüketiminin %15 azaltılmasını teklif etmiş. Yani bunu böyle bir hedef belirlemişlerdi. Bu teklifi de yapmışlar bu arada. Buyurun. Evet. Bunun anlamı ne? Bunun bir anlamı da, evet, ekonomik yavaşlatma riski var. Bu görünüyor. Ama diğer taraftan da Avrupa'daki fabrikalarda
bu üretimi yapamayacak anlamına geliyor. Yani Türkiye'nin her şeyin olduğu gibi fırsat tehdit ilişkisi burada bir yönüyle de fırsat da ortaya çıkabilir. Neticede istenmeyen durumlar ama evet. Sonuçta işin ekonomi ayağında olan firmalar olarak çok hızlı değişimlerin olduğu bu süreçte bir tarafta riskleri görürken ama diğer tarafta fırsatları da iyi görmek lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Son bir soru çok kısa yalnız. Türkiye, İran, Türkiye, Suudi Arabistan ya da işte ülkelerin birbirleriyle son dönemde ticari ilişkilerinin sıcak hale gelmesini nasıl yorumluyorsunuz? Çok çok kısa onu da sorayım. Çok kısa bir cevap vereyim. Türkiye'deki ihracatçının, Türkiye'deki sanayicinin işini kolaylaştıracak en büyük formül bütün komşu ülkelerle, bütün etrafımızdaki ülkelerle ilişkilerimizi iyileştirmektir. Bu anlamda Mısır'la, İsrail'le, Rusya'yla, Ukrayna'yla Suudi Arabistan'la yürüttüğümüz politika, dün Cumhurbaşkanı İran'daydı, orayla yürüttüğümüz politikayı çok değerli buluyoruz. Sanayicinin, ihracatçının yolunu açan, kolaylaştıran ilişkilerdir. Peki, çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Evet, biz de bir araya gidelim. Aradan sonra devam ediyoruz.